Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, Türkiye'ye gelmesi gündemde olan İsrail Cumhurbaşkanı Yizzak Herzog'u protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Metin Aydınöz'ü, Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için utanç sebebidir dedi. Herzog olması Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir. Nerede terör varsa orada zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Yönümüzü nereye dönersek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. Ve atılması gereken adımlar ne, de, ne kadar gecikirse vebali de bir o kadar büyümektedir. Haremimiz olan Mescid-i Aksa her gün terörist İsrailler tarafından basılıyor. Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlamaktadır. Yıllardır süre gelen zulümler devam ederken terörist İsrail'in başını Yitrak Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir. Nerede terör varsa orada Siyonizm vardır. İsrail'e yapılan her türlü normalleşme hamlesi ümmet olma davasına zarar verir. Eli kanlı terörist temsilcisi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ülkemizde istemiyoruz. Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmışken böyle bir utançla karşı karşıya kalması şereflik tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Perez'in millet meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizdeyken her zogun Türkiye'ye nasıl bir tehdit ve teklifle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. Siz Siyonist Yahudi terör örgütü İsrail'le normalleşmek isteyebilirsiniz ama biz normalleşmek istemiyoruz. Siz Siyonist teröristlerle dost olabilirsiniz ama biz dost olmak istemiyoruz. Siz Tel Aviv'e gidebilirsiniz ama biz Siyonist terör çetesinin başını vatanımızda görmek istemiyoruz. İki devletli çözüm önerileriyle gündeme gelen Herzog çözümlerin değil terör faaliyetlerinin öncülerindendir. Müslümanların hangi sorununa çözüm bulmuştur? Mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir? Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücüyle Müslümanları sıkıştırmaktır. Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamlar, işgaller, tecavüzler, sömürü ve faaliyetleri ayan beyan ortadadır. Görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir. Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gereken yerde işbirliği için yarıştığını üzülerek görmekteyiz. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'a güvenin, ahiretinizi düşünün. Aynı şekilde Müslüman halkların Filistin davasına gerekli önemi vermemesi ise ayrı bir vakadır. Filistin davası için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Elbet bir gün toprak olacağız. Tek gayemiz Allah'ın rızasıdır. Haysiyetimizle yaşayalım ki şerefli bir ölüm bizi bulsun.